Merhaba, ben Orhan Şef. Bugün sizlere çok güzel bir limonata tarifiyle geliyorum. Kahveci limonatası. Bir limonatanın karışımını yapıyorsunuz. 3 ay boyunca buzdolabında saklayıp istediğiniz zaman sulandırıp kullanabiliyorsunuz. Nefis bir limonata sizi bekliyor. Şimdi yapımına geçiyoruz. Evet, bu kahveci limonatası. Yani kahvehanelerde verilen limonatalardan bu özü. Yani gerçek limonata. Yılların limonatası. Evet, şimdi malzemelerimizle başlıyoruz. 4 tane portakalımız var. 500 gram portakal. 1 kilo limon, bu da 10 tane limon denk geliyor, 10 tane limon. 750 gram da şekerimiz var. 4 bardak, dolu 4 bardak şekere denk geliyor. Şimdi bunları rendelemekle işe başlıyoruz. Limonlarımızı ve portakalımızı rendeleyeceğiz. Rendelerken dış kabuğunu rendeliyoruz, sarı kısmını rendeliyoruz. Şu beyaz kısmı rendelemiyoruz kesinlikle. Beyaz kısmını rendelersek acılık verir. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde beyaz kısmı kalıyor, sarı kısmı dış kabuğunu rendeliyoruz. Şimdi bunların hepsini rendeliyoruz. Portakalı aynı şekilde yapacağız. Portakalı da böyle göstereyim. Evet, şu şekilde beyaz yerine fazla girmiyoruz. Dış kabuğunu alıp bu şekilde yapacağız. Şimdi rendeledik güzelce. Kabuklarını da şu beyaz yerlerini soyacağız. Sonra küp küp doğrayacağız. Yine burada da beyaz yeri kalmayacak. Evet, gördüğünüz gibi şöyle beyaz yerlerini aldık. Şu kalanları da alıyoruz. Evet, bu şekilde limonumuz hazır. Şimdi bunu küp küp doğruyoruz. Portakalımızı aynı şekilde yapıyoruz. Gördüğünüz gibi güzel turuncu yerlerini soyduk. Beyaz yeri kaldı. Onu da böyle soyup evet, bu şekilde hepsini doğruyoruz. Limonata yaparken böyle soyduğumuz limon kabuklarını da ne yapıyoruz? Atmıyoruz. Güzel bir limon ve portakal sirkesi yapacağız. Evet, şimdi portakallarımızı, limonlarımızı güzelce küp küp doğradık. Bütün kabukların dış kısmını rendeledik. Ve şimdi şekerle harmanlayacağız. Şeker azar azar atıp yoğuracağız. Bir bardak kadar attık. Şimdi güzelce yoğuruyoruz. Çekirdekleri olması önemli değil. Çekirdeklerini çıkartmaya uğraşmıyoruz. Zaten bunu süzüp kullanacağımız için çekirdeklerin içinde olması bizi etkilemiyor. Evinizi bunu yaparken mis gibi portakal ve limon kokusu saracak. Evet, biz bunu bu ölçüde yaptık. Siz bunu daha da çoğaltabilirsiniz. 1 kilo portakal, 2 kilo limondan yapabilirsiniz. Artık tercih sizin. Çünkü uzun süre saklayabileceğimiz için limonatamızı bol bol yapıp saklayıp 3 ay boyunca istediğiniz zaman tüketebilirsiniz. O yüzden bol miktarda yapmanız sizin avantajınızdır. Evet, şimdi şekerin hepsini atıyorum. Ve güzelce yoğuruyoruz. Şekeri yediriyoruz. Limon, portakal ve şeker üçlüsü iyice kaynaşacak. İyice böyle eze eze. Evet, iyice ovduk limonatamızı. Şimdi bunu biz kavanozumuza alacağız. Şöyle kavanozuna dolduracağız. Evet, şöyle kavanozumuza koyduk. 4 litrelik kavanozumuza. Bunu şimdi 1 hafta 10 gün bekleteceğiz. Ve sonra bu kavanozu sulandırıp ona göre tadına bakacağız. Daha fazla su isterse su ekleyebiliriz. Ona göre bunu tüketeceğiz. Bu şekilde 10 gün dinlendirdikten sonra kullanabiliyorsunuz. Ve aynı zamanda bu şekilde 3 ay süreyle saklayabiliyorsunuz. Ve bardak ölçüsünde veya 1 litre yapacaksınız. 1 litre kadar alıyorsunuz bundan işte ölçülerek. Ona göre sulandırıp kullanabiliyorsunuz. Evet, limonatamız 10 gün dinlendi. 10 gün dinlendi limonatamız. Şöyle bir karıştıralım. Mis gibi kokuyor.
şöyle 1 litrelik kavanozun şöyle 4'te 1'ini koyduk limonatamızdan. Şimdi bunu sulandıracağız. Üzerine su koyacağız. Üzerine suyu koyduk. Güzelce çarkaladık. Şimdi süzeceğiz. Evet, süzgeçte güzelce süzdük. Şimdi bunu şişiriyoruz. Evet, limonatamızdan gördüğünüz gibi 1 litre aldık. Sulandırdık. Ve böyle bu şekilde limonatamızı elde ettik. Tadı da gerçekten harika. O 1 litrelik kavanozu 4'te 1 oranından sulandırdığınızda tam ayarında oluyor. Bakın rengi de çok güzel. Limon. Ve hala sulandıracak bir sürü limonatamız var. Bu şekilde limonatamızı yapıp 3 ay boyunca durabiliyor. Ve istediğiniz zaman bu şekilde sulandırıp misafirlerinize ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun. En güzel tarifler sizinle olsun.